Merhabalar. Bugün 150 gündür adalet talebiyle ölüm orucu direnişine başlayan Mustafa Koçak'ın anne ve babası ile uyuşturucu ile Savaş TV olarak röportaj gerçekleştiriyoruz. Mustafa Koçak devletin işbirlikçileştirme, itirafçılaştırma tekliflerini kabul etmediği için hakkında komplolar yaratılarak tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kız kardeşine tecavüz ile tehdit edildi. Türlü türlü işkencelere maruz kaldı. Tek bir delil olmadan polis, savcı, devlet işbirliği içerisinde intikam gibi müebbet hapis cezası verildi. Mustafa yaşamış olduğu bu adaletsizliklere karşı bedenini ortaya koyarak direniyor ve adalet talebiyle ölüm orucu gerçekleştiriyor. Merhabalar, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Öncelikle programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Mustafa'nın gözaltı süreci ve sonrasında tutuklanması, açlık grevi direnişi ve mahkemesi, en sonunda da direnişini ölüm orucuna çevirmesi. Bu süreci siz anne ve babası olarak bizlere ve izleyicilerimize kısaca bir kez daha anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatırız. Mustafa 1900 pardon özür dilerim. 2017'de Mustafa tutuklandı, gözaltına alındı. 12 gün boyunca vatanda gözaltında kaldı. Gözaltında kalınca tüm işkenceleri gördü. İşte ailesine tehdit edildi, ablalarına tehdit edildi, tecavüz tehditine. Artı 110 avukata yasak getirildi. Kimse görüşemez vatan caddesinde. İşte teneke çuval kafasına geçirmeler, joplamalar, sıvı dökmeler, dondurucu odaya koymaları, illa sen bir itirafçı ol, şu isimlerin altına imzanı at, biz de sana yardımcı olalım, biz de sana destek olalım, seni gönderelim burada, sen yeter ki itirafçı ol. Tabii Mustafa da bunları kabul etmeyince, kimseyi tanımadığı için kime itiraf iftira atacağını, bir Berk Ercan değil ki herkesi karalıkta tanıyanı tanımayanı, ancak o şerefsizliği bir Berk Ercan yapar, yani başka kimse yapmaz. Çünkü 400-500 kişinin ismi geçiyor. Mustafa bu süreçte gözaltında 12 gün sonra adliye çıkartıldı. Adliyeden tutuklandı. Silivri cezaevine götürüldü. Silivri cezaevinde orada da işkenceler gördü. Gardiyan tarafında, götürürken polisler tarafında. Tabii ki Mustafa cezaevinden Silivri'de bir ay kaldı. Bir ay sonra da şeye gönderdiler. İzmir Ali Ağa Şakran cezaevine gönderdiler. Oraya da gittik yanına. Tabii ki biz şunu söyledik Mustafa'ya, kendisine. Oğlum, onlar bizim ocağımıza ateş düşürdüler ama sen kimsenin ocağına ateş düşürme. Kimseye yalan itirafçı olma. Kimsenin canını yakma. Bunlar bizim canımızı yaktı ama sen kimsenin canını yakma. Sadece biz bunu söyledik bir anne baba olarak. Çünkü biz vicdanca rahat olalım, yani kimseyi suçlamayalım. Kimsenin yuvasını, ailesini yıkmayalım dedik. Ha, Mustafa haklıydı. Tabii ki haklı. Hiç bir şey yok iken bir itirafçının yüzünde bu cezayı verdiler. Mahkeme oldu. Mahkeme sürecinde ağırlaşmış muhabbet verdiler. Artı 42 yıl verdi bu 27. ağır ceza hakimi Tanver Keskin. Mustafa da bunu da açlık grevine çevirdi. Açlık grevinden 90 gün sonra ölüm orucuna çevirdi haklı olarak. Çünkü dedi, ben haklıyım. Davamda kimse bunu bana engelleyemez. Bu benim kendi kararım. Siz de benim kararıma dedi saygı duymanız lazım. Biz de dedik ki Mustafa, tabii ki senin kararına saygı duyuyoruz. Açlık grevine. Açlık grevinde 90. günden sonra güne basın açıklaması yapıldı. Tabii ki daha önce de haberimiz vardı. Mustafa bunu dedi, bir zamanı istiyorum, süre istiyorum dedi. Ben ölüm orucuna çevireceğim. Biz de anne baba olarak dedik ki senin kararına bir saygılıyız. Sen haklısın. Zaferi kazanacaksın. Çünkü sen de haklısın. Sen ailende, sen arkanda dağ gibi destek verecek yani. Biz Mustafa'ya desteğimiz her zaman arkasındayız. Çünkü Mustafa ölüm orucu da bir bedenini yatırdı. Yalnız kendisi için değil yani.
tüm tutsaklar için, tüm halk için, bir adalet için, yani adalet olmadığı için Mustafa bunu yapıyor. Yani adalet olsaydı Mustafa bunları yapmazdı. Çünkü biz tarafsız bir adalet istiyoruz. Biz taraflı bir adaletsizlik istemiyoruz. Çünkü biz haklıyız Mustafa'nın davasında, biz korkmuyoruz. Mustafa ne kadar direnirse o kadar bize cesaret veriyor, o kadar bizi güçlendiriyor. Biz Mustafa'nın yanındayız her zaman, yanında da kalacağız, devam edeceğiz. Mustafa'nın direnişine saygılıyız. Çünkü Mustafa'lar ölmesin, Mustafa'lar hep böyle dirensin, ayakta kalsın. Biz bir de bugün Mustafa'nın 150. günü, ölüm orucu. Herkesten şunu bekliyoruz. Tabii ki herkes bir gün oruç tutma hakkı vardır. Tutan tutar, tutmayan tutmaz. Biz buna da saygımız var herkese karşı. Biz bugün Mustafa için direk balonlarını uçuracağız. Biz Mustafa için bugün direneceğiz. Biz Mustafa için her şeyi yapacağız bugün. Herkesi bekliyorum Mustafa için bir şeyler yapmasını. Nedir? Adalet Bakanı'na faks göndermeleri, cezaevine faks yağdırmaları. Biz bunu bekliyoruz. Durmadan bugün fakslar gitmesi lazım. Adalet Bakanı'na, cezaevi müdürüne. Çünkü Mustafa orada çok çekiyor. Bitki çayları verilmedi, şekeri verilmedi, suyu verilmedi, bebi hapları verilmedi. Her gün cezaevi müdürü gidiyor, doktoru gidiyor. Biz seni müdahale edeceğiz. Müdahale nedir? Bir cinayettir. İstinaf Mahkemesi'ne gelirken tekrar olaylandı. Tabii ki biz bunu biliyorduk. Biz bundan bir şey beklemiyorduk. İstinaf Mahkemesi dediğiniz zaman bence bir noterdir. Biz buna zaten doymuyoruz yani. Saygımız da yoktur buna. Biz bu İstinaf Mahkemesi'ni hiç tanımıyoruz ve de tanımayacağız. Bir adalet istiyoruz. Mustafa Yargıtay'da bozulmasını bekliyoruz. İnşallah bozulacak. Bozulsa da bozulmasa da Mustafa da ve ailesi de buna direnecek yani. Mustafa zaten ölüm orucunu koymuş ortaya, direniyor, bedenini, tüm gövdesini koymuş. Biz de arkasında duracağız. Biz çekirdek aileyiz, 6 kişiyiz. Gerekirse biz 6'mız Mustafa'nın uğrunda canımızı feda ederiz. Sonuna kadar nereye giderse yani. Bu şekilde söyleyeceğim. Sözü anneye veriyorum. Merhaba, ben Mustafa'nın annesiyim. Ben Mustafa için bütün şeye adalet istiyorum. Oğlum ölüm orucunda. Oğlum her şey için direniyor. Ben bir anne olarak herkese sesleniyorum. Bugün Mustafa'nın 150. günü. Herkes, anneler olsun, babalar olsun, ablalar olsun, kız kardeşler olsun, Mustafa için bir dilek dilesinler. Mustafa için bir gün açlık greve girsinler. Çünkü Mustafa çok değerli bir çocuk. Mustafa kimsenin canını incitmedi. Ben Mustafa'nın annesiyim. Ben Mustafa için direneceğiz. Mustafa için yani adalet istiyoruz. Mustafa çünkü adaletsizliğe uğradı. Hiçbir gün Mustafa adalet Mustafa'nın arkasında olmadı. Oğlum mahkemeye çıktı, söz hakkını vermediler. Ne yaptılar? Söz hakkını vermediler. Oğlum için direnmek istiyorum. Bütün bugün oğlumu 150. günü. Büyükleri, küçükleri, dilek balonları uçursunlar. Ne, hangi bölgede olursa olsunlar. Oğlum için balon uçursunlar. Bir gün açlık grevine girsinler. Mustafalar için, bütün tutsaklar için, bütün cezaevlerdeki için. Ben şunu sizde isterim. Destek, Mustafa'ya destek olsunlar. Mustafa'nın sesine ses olsunlar. Çünkü Mustafalar ölmesinler. Ben oğlum için gerçek her yere de gideceğim. Her yere de başvuracağım. Bir anne orala. Çünkü ciğerimi elimden aldılar. Bir oğlum vardı. Biz bir çekirdek aileydiz. Biz kendi yağımızda kavuran bir aileydik. Berk Ercan köfteci de Mustafa demiş. Hangi köfteci? Köftecinin adı yok, soyadı yok, bir şeysi yok, yeri yok. Yalan iftirayla oğlumun canını yaktılar, bizim canımızı yaktılar. Bu Berker Can nerededir? O zaman ortaya çıksın, oğlumun karşısına çıksın, oğlum tekrar yeniden yargılansın. Mustafa cezaevinde her işkenceyi gördü. Her yani biz de aynısıyız.
Biz adalet yürüyüşünü yaptık. Bizi 5 sefer gözaltına aldılar. Bize işkence yaptılar. Yani hakaretlerde bulundular. Hatta bana bir polis dedi ki siz bebek katilisiniz. Biz hiçbir zaman bebek katili olmadık. Biz bebeklere canımızı veririz. Ama bu yani bilmiyorum artık devlete de güveneceğim bir şey kalmıyor yani. Her yere gidiyoruz. Gazetecilere gidiyoruz. Gazeteciler kapısını kapatıyorlar. Milletvekillerine gidiyoruz. Milletvekiller bizi kabul etmiyor. Zaten Adalet Bakanı bize ceza verdiler bize. Eşimle yani giremiyoruz. Meclis. Her yere gidiyoruz çünkü bize kapılarını kapatıyorlar. Nedir? Savcının davası. Savcının davası olduğu zaman herkes bize sırtını çeviriyor. Bize yüzünü çeviriyorlar. Ama benim oğlum devlet kirli gömleğini giydirmeye, onu yani keçi günahı seçmeye bir anlamı yoktu ki. Tekrar oğlumu cezasını neyse, tekrar mahkemesi açılsın. Tekrar oğlumu dinlendirsin. Oğlum çünkü oğlum ölümle mücadele ediyor. Artık dayanacak gücüm kalmıyor. Gerçek Mustafa çok zayıflanmış, direniyor ama biz de onun arkasındayız. Ben oğlumu kanımın son damlasına kadar oğlumun yanındayım. Bilmem artık söyleyeceğim bu kadar. Size teşekkür ederim. Mine konuşursa. Sağ ol. Size teşekkür ederim. Mustafa'nın gözaltı sürecinden itibaren hep yanında oldunuz ailesi olarak. Oğlumuz bu cezayı aldı, ne yapalım, yapacak bir şey yok deyip susmadınız. Mustafa'nın sesine ses oldunuz. Mustafa gibi birçok insan haksız ve hukuksuz nedenler ile tutuklanmakta. Sizler meclisin önüne gittiniz, yürüyüşler yaptınız, televizyon kanallarından gazetelere kadar Mustafa'nın yaşadıklarını anlattınız. Mustafa'nın arkadaşları da tüm dünyada Mustafa'nın sesini duyuruyorlar ve duyurmaya devam edecekler. Burada birliğin ve sahiplenmenin önemini gördük. Diğer ailelere söylemek istediğiniz neler var? Öncelikle şu şekilde, ülkemizde birçok yerde haksız ve hukuksuz tutuklamalar hala devam etmekte. Ama bu noktada birçok aile susup kenara çekiliyorlar. Ya daha fazlası olursa, çocuklarımıza daha fazla cezalar verilirse diye. Bence bu noktada susup geri plana düşmek daha anlamsız. Çünkü bizim çocuklarımız ya da bizim abilerimiz, kardeşlerimiz hukuksuz hiçbir şey yapmadılar. Meşru olan onlar, gayrimeşru olan ise devlettir. Çünkü her hukuksuzluğa tamam tutuklayalım diyorlar. Ama biz buna boyun eğmedik ailecek. Ve dedik ki bu onurlu direnişin arkasında bizler de dimdik durmaya devam edeceğiz. Tabii ki de bu direnişin sonunda ne olur kimse bilmiyor. Dosya bozulabilir ya da bu Uğur'da abim onurlu ve başı dik bir şekilde ölebilir. Ama biz diyoruz ki ona bir şey olduğu takdirde biz de bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ta ki onun haklılığını kanıtlayana kadar. Bu süreçte yanımızda olan herkese tabii ki de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşları, avukatlarımız, bu dosyanın diğer aileleri hepsi yanımızda olmaya çalıştı. Ama tabii ki de birlik olmak gerekiyor. Adalet sarayları onlarınsa meydanlarda bizimdir diyerek meydanlara yürüyoruz. Ve bu şekilde olmaya da devam edecek. Bugün 150. günümüz. Adalet cezaevlerinde ölüyor. Dört duvar arasında insanları öldürüyorlar. Bunun başka bir açıklaması yoktur. 150 gündür Adalet Bakanlığı'nın hiçbir açıklaması da yoktur. Aynı şekilde grup yorum da açtık grevinde ama Adalet Bakanlığı onlar için de herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Onlar adaletin ölmesine göz yumuyorlar. Bizler de adaletsizliği teşhir etmeye devam edeceğiz. Vallahi ben şunu söyleyeceğim. Bir Berk Ercan'ın, yalancının sözüyle bu kadar insan cezaevlerine doldurulmaz. Çünkü kimsenin bir suçu yoktur. Suçlu olan Berk Ercan. Tabii ki onu savcı Can Tuncer mi? Tuncer Bey bunu telefonla görüşüp kapalı kapıların arkasında yapılan pazarlıklar, işte seni serbest bırakacağız, seni bu şekil yardımcı olacağız. Aldılar yanına,
Benim oğlumu içeri aldılar. Diğer başka genç çocukları içeri aldılar. Avukatları içeri aldılar. Ama biz adalet diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Berkercan'ın lafıyla adalet olmaz. Şunu da söyleyeyim tekrar. Tüm Avrupa'daki dostlar, arkadaşlar bugünkü için yaptığı açlık grevi ve direnişlerine teşekkür ediyorum. Türkiye'dekilerine de, herkese de, size de, tüm dostlar, arkadaşlar, herkes Mustafa'nın yanında olsun. Elini değil de gövdesini soksunlar taşın altına yani. El değil. El bugün 2 yaşındaki çocuk da sokar Mustafa için elini taşın altına. Ama büyük insanlar, aklı yeten insanlar gövdesini koymaya lazım. Artık bıçak kemiğe dayandı. Mustafa ölmek üzere. Biz de diyoruz ki kimse ölmesin, Mustafa'lar ölmesin. Mustafa ölürse bunun bedelini gerçekte ödeyecekler. Kim ödeyecek? Cezaevi müdürü ödeyecek. Adalet ödeyecek. Yani adaletsizlik olmayacak bu kadar. Ben bunu söylüyorum. Biliyorsunuz ki bizler sizleri Uyuşturucu ile Savaş TV'den arıyoruz. Bizim amacımız ülkemiz gençliğinin uyuşturucu ile zehirlenmemesi. Devlet gençlerimizi Mustafa gibi düşünmesin diye, sorgulamasın diye, onuruna, namusuna sahip çıkmasın diye uyuşturucuya alıştırıyor. Uyuşturucuyu çetelerine, mafya babalarına saptırıyor. Mahkemelerde uyuşturucu baronlarını serbest bırakıyor. Mafya liderleri övülüyor devlet büyükleri tarafından. Ama bildiğiniz gibi mahkemeler aynı zamanda hiç suçu olmayan gençlere sırf düşünüyorlar diye, sorguluyorlar diye hapis cezaları veriyor. Çünkü devlet düşünmeyen, sorgulamayan, sesini çıkarmayan bir gençlik yaratmak istiyor. Sizler düşünen, sorgulayan, hakkını arayan bir ailesiniz. Mahkemelerdeki adaletsizliği de gördünüz. Sizin gençlere uyuşturucu ile ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki de sizin de dediğiniz gibi devlet düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen bir nesil istiyor. Ve bunu da en çok kimler üzerinden yapabilir? Gençler üzerinden yapabilir algısındalar. Ve bu şekilde uyuşturucuyu insanların arasına sokuyorlar ve insanların bunu kullanmaları için teşvik ediyorlar. Tam olarak da bunu yapıyorlar. Artık ülkemizde 8 yaşındaki çocuk bile sokaklarda uyuşturucu içiyor. Bunun için kendileri ölüyorlar sokaklarda. Uyuşturucu kullanmak çözüm değildir. Ve bunlar kendilerinin, onların tabirleriyle acılarını uyuşturmak da değildir. Sadece bunlar onlar üzerinden oynanan oyunlardır. Ve kimsenin bu oyuna gelmesini istemiyoruz. Çünkü insanları kullanıyorlar uyuşturarak. Tabii ki de biz de uyuşturucuya karşıyız. İnsanların uyuşmasına karşıyız. Düşünmeliler, sorgulamalılar ve eleştirmeliler. Şimdi uyuşturucu dediği zaman Mustafa uyuşturucu kullanmadı ama ağır cezayı çekiyor. Mustafa bir şey yapmadı, ağır cezayı çekiyor. Keşke herkes Mustafa gibi düşüncesi olsa da adaletsizlik haksız tarafında insanlara cezaevine alsınlar. Yalnız böyle uyuşturup da sokaklara atmasınlar. İnsanlar, herkes uyuşturucuya karşı olsun diyorum. Kimsenin çalık çocuğu uyuşturucuyla ölmesin. Sokaklara dökülmesin. Dimdik ayakta dursunlar. Onların aileleri de sahip çıksınlar. Yayınımıza katılmış olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizin halkımıza Mustafa'nın direnişini desteklemeleri hem de uyuşturucuyla mücadele etmeleri için bir çağrınız var mı? Tabii ki de. Benim abim bu yola ben sadece kendim için değil, ülkede halkımızın uğradığı bütün adaletsizlikler için bedenimi ölüm orucuna yatırıyorum dedi. Ve bize 150. günü mektubunda da şöyle bir şey söyledi. Büyük ya da küçük herkesin yapabileceği bir şey vardır. İnsanlar bu çok büyük bir şey demesinler. Çektikleri bir faks bile emin olun onların korkusu oluyor. Biz sadece bu konuda Mustafa Koçak'a destek olmalarını istiyoruz. 28 yaşındaki bir genç artık ülkemiz şu durumdadır. Bugün onlara, yarın bana modunda. Bugün bizim başımıza geldi, yarın belki onların başına gelecektir. 28 yaşındaki bir insanın ölmesine izin vermemeli kimse. Teşekkür ediyoruz. Röportajımız burada sona erdi. Bizim sorularımız bitti. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz de Mustafa'nın bu direnişinde yanındayız. Sesi soluğu olmaya çalışıyoruz. Zafer'e inancımız tam. Bir gün Zafer Günü de böyle yayın yapmak dileğiyle diyelim.
İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Siz de görüşmek üzere. Sevgili Zeynep annemiz ve Hasan babamız ile birlikteydik. Hem Mustafa Koçak'ın direnişi hem de ülkemizdeki uyuşturucu gerçeği üzerine sohbet ettik. Bizler de Uyuşturucuyla Savaş TV olarak Mustafa Koçak ve Grup Yorum'un yapmış olduğu direnişleri destekliyoruz. Ve tüm halkımıza Mustafa Koçak'ın ölüm orucunu ve Grup Yorum'un süresiz açlık grevini desteklemeye çağırıyoruz.